Merhaba arkadaşlar. Narsistin estirdiği o psikolojik terör insanı gerçekten çileden çıkarır. Ben de bugün o psikolojik terörü etkisiz hale getirmek için ona karşı nasıl gardını alabilirsin ve bunu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşacağım. Bu sayede hangi bağlamda olursa olsun ister ailende, ister arkadaşlarla olan münasebetinde, ister iş yerinde bir narsistle olan münasebetinde gerçekleşen o psikolojik istismarı tanıyıp ona dur diyebilirsin. Fakat işin en kötü tarafı ne biliyor musun? Bu istismarın farkına varana kadar yani burada gerçekleşen şeyin bir psikolojik istismar olduğunu anlayana kadar tükenmiş oluyorsun ve o vaziyette bütün gücünü toplayarak veya artık o güçten geriye ne kaldıysa onu toparlayarak duygularına hakim olup hissiyatına yenik düşmeden bu mücadeleyi vermek. İşte bu çok zor. Fakat bu gibi durumlarda da senden bu bekleniyor. Örnek vereyim mahkemede o arada hiçbir kabahat yokmuş gibi sakin bir şekilde dururken sen yaşadıklarından ötürü sinirlerine ve duygularına hakim olamazsan hakim karşısında bile dengesiz olan sen olmuş oluyorsun. İşte bu mücadelede işin püf noktası sana enerjini kaybettirecek olan her durumu önceden tanımandır. Çünkü ancak bu sayede sana gereksiz yere enerji kaybettiren o tuzaklara düşmekten kendini koruyup bütün gücünü bu istismara dur demek için kullanabilirsin. Aksi halde yeterince gücü kendine hiçbir zaman bulamazsın. Şimdi fazla uzatmadan narsistik istismarı nasıl durdurabilirsin? Bu noktalara değineceğim. Birincisi Karşındaki insanın gerçek kişiliğini gör ve tanı. Şimdi bu bilhassa ilişki bağlamında çok önemli. Çünkü böyle bir insanla sürdürdüğün bir ilişkide zaman zaman yine iyi dönemler geçiriyorsun. Zaten sana yaşattığı o iyi dönemler seni nihayetinde o ilişkinin içerisinde hapsedip perişan ediyor. Bu defasında onun gerçek yüzünü gördüğünde bunu gerçek kişiliği olarak kabul etmiyorsun. Türlü türlü yorumların arkasına saklanıyorsun. Örneğin Yok, o aslında öyle bir insan değil. O çok iyi bir insan, özünde gerçekten çok iyi bir insan. Sadece stresli ve zorlu bir dönemden geçiyor. Üzerinde çok fazla baskı var. Var da var. Bahanelerin sonu gelmiyor. Yalnız burada bir insanın bu gibi durumlarda gerçeği kabullenmek istemeyişinin önemli bir sebebi var. O da şu. Eğer sen bir insanla tanıştığında onu çok iyi biri olarak tanıdıktan sonra onun kötü birisi olduğuna kolay kolay inanamıyorsun. Çünkü sende oluşturduğu o ilk imaj çok güçlü oluyor. Üstüne bir de Love Bombing döneminde sergilediği o olağanüstü performansı sen bu defasında gerçek olarak kabul etmek istiyorsun ve ediyorsun da. Fakat orada sana sunulan o profilin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu yüzden narsistle veya herhangi bir toksik insanla sürdürdüğün ilişkide Dikkat etmen gereken şey sana anlattığı şeyler değil, icraatlarıdır. Burada Ziya Paşa'nın muhteşem bir sözünü paylaşmak istiyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani insanı doğru bir şekilde değerlendirmek mi istiyorsun? Anlattıklarına değil, icraatlarına bak. Ve bir insanın toksik olduğunu anladıktan sonra ondan yapamayacağı şeyleri beklemekten vazgeç. Çünkü tedavi olmadıkça yerine getirmeyecek, getiremez. Sözünde durmak, empati, anlayış, hoşgörü vesaire. İşte bunu görüp kabullenmek çok önemli. Aksi halde sürekli gerçekte olmayan bir hayalin peşinde koşup duracaksın. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ve bu sana inanılmaz bir şekilde enerji kaybettirecek. Ama iyi zamanlarımızda gerçekten çok iyi bir insan oluyor. Doğrudur. Ama o gerçek ve kalıcı kişiliği değil işte. Gerçek ve kalıcı olan kişiliği sana zarar veren kişiliğidir. Yine de itimat etmek istiyorsan icraatlarına itimat et, sözlerine değil. Özür dileyip düzeleceğine söz mü veriyor? Tedaviyi şart koş. Başka türlü düzelmeyecek çünkü. Düzeleceğine söz veriyor fakat tedaviye gitmiyorsa sözüne değil icraatlarına itimat et ki boşuna beklentiye girip enerji kaybetme. Çünkü bu durum senin bu istismara dur demen için ihtiyacın olan o gücü tüketir ve zayıf düşersin. İkincisi, bu aynı zamanda seni daha sonra toksik insanlardan koruyacak olan bir şeydir. O da sınırlardır. Çünkü sınırlarını koymadan, onları korumadan hiçbir şey değiştiremezsin. Düşünsene, sevgi dolu bir ailede yetişmişsin. Sınırlarla alakalı hiçbir fikrin yok. Ve kendini daha sonra böyle toksik bir ilişkinin içerisinde buluyorsun. İşte sınırların önemini burada fark ediyorsun. Peki sınırlarını nasıl belirleyebilirsin? Sınırlarla alakalı bir liste oluşturarak. Yani zihinsel olarak kendini o ilişkiden soyutla ve o durumda olmasaydın sınırların ve olmazsa olmaz olan şeylerin neler olurdu? Bunları yaz. Eğer bugüne kadar sınırlarınla alakalı hiçbir fikrin olmadıysa bile böyle bir ilişki sana sınırlarını fark ettirir. Çünkü vicdanın senin rahatsız olduğun şeyler ve beklentilerin senin sınırlarındır. Yalnız burada gözden kaçan önemli bir nokta var o da şu. Böyle bir psikolojik istismara uzun süre maruz kalan birinin beklentileri gittikçe azalır. Beklentisi azalan bir insan ise bir insanın temel ihtiyaçlarını bile lüks olarak görmeye başlar. Ve bilinçsiz bir şekilde kendisini buna layık görmez. Bu yüzden sınırlarını belirlerken, onları yazarken, tespit ederken kendini içinde bulunduğun ilişkiden soyutlaman çok önemli. Çünkü ancak bu sayede belirlemeye çalıştığın sınırları sağlıklı bir şekilde olması gereken sınırlarla kıyaslayabilirsin. Farklılıklar illaki olacak ama en azından elinde bir ölçü olur, kıyaslayabilirsin. Ve en önemlisi belirlediğin sınırları duygusuz ve tutarlı bir şekilde koruman seni toksik insanlardan koruyacaktır. Üçüncüsü respond but don't react deniyor. Yani reaksiyon göstermeden cevap vermek. Bu tip insanları susturmanın en etkili yolu budur. Ve böyle bir ilişkide sürekli taarruz altında olan bir insan en geç dibi gördüğünde artık reaksiyon göstermemeyi kabullenip öğreniyor. Çünkü en geç o zaman reaksiyon göstermenin zarardan başka hiçbir şey sağlamadığını görmüş oluyor. Ama bunu kabullenmek için illa dibi görmek zorunda değilsin. Anlatacağım şimdi. Toksik insanlar gösterdiğin her türlü reaksiyondan besleniyorlar. Sen reaksiyon gösterdikçe onlar adeta nefes alıyorlar. Burada şunu bilmelisin. Ne kadar az reaksiyon gösterirsen o kadar çok senin üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Tabiri caizse seni etkileyip harekete geçiremiyor. Bakın arkadaşlar bu gibi durumlarda reaksiyon korku ve panik halinin dışa yansıması olarak ortaya çıkıyor. Aman Allah'ım sorun bende değil. Benim bir suçum yok. Ben kötü bir insan değilim. Kötü olmadığımı herkese ispatlamak zorundayım. Böyle bir şeyi ne zaman yapma ihtiyacı hissedersin? Emin olmadığın zaman, gerçekte kim olduğunu veya seni değerli kılan şeyleri bilmediğin zaman ve toksik bir ilişkide sen bu duruma geliyorsun, seni bu duruma getiriyor. Özgüven, öz saygı, öz sevgi, öz şefkat diye hiçbir şey bırakmıyor sende. Ve sen bundan dolayı kendine hakim olamayıp sürekli reaksiyon gösteriyorsun ki o da zaten bunu istiyor sürekli kendini savunmanı, sürekli kendini aklamaya çalışmanı saçmalık ama seni o psikolojiye sokuyor işte. Ondan sonra bir de dönüyor içten içe seninle alay ediyor. Geri zekahlığa bak ya nasıl da çırpınıyor. Nasıl da kendini aklamaya çalışıyor. İşte sen bu gibi durumlarda reaksiyon göstermezsen o bu davranışından eninde sonunda vazgeçer. Çünkü bir işe yaramadığını görecek. Peki reaksiyon göstermeden nasıl cevap vereceğiz? Örneğin sana iftira dolu bir mesaj geldi veya bir iftira yayıldı ve onun yaydığı kesin. Şimdi normalde sen böyle bir durum karşısında öfke, sinir, belki korku ve telaş duygularından oluşan bir tepkiyle kendini savunma ihtiyacı hissedersin. Tabi bu duygular yoğunlaşınca sen o esnada mantıklı hareket edemiyorsun. Dolayısıyla sen burada sakinleşene kadar karşılık vermemelisin. Kapat telefonu ve sakinleşmeni bekle. Sakinleştikten sonra zaten mantıklı hareket edersin. İşte sakin bir şekilde verdiğin karşılık reaksiyon değil cevaptır. Ve ondan hiçbir şekilde beslenemez. Dördüncüsü tartışmak yerine kararlılığını göster. Şimdi insan anlaşılmak ister. Yani sahip olduğu duygu ve düşüncelerin karşısındaki insan tarafından doğru anlaşıldığından emin olmak ister. Ve bunun içinde ciddi manada bir mücadeleye girer. İşte narsistler de insanların bu ihtiyaçlarını acımasızca kullanıyorlar. Örneğin seninle alakalı kasıtlı bir şekilde gerçekleri ters yüz ederek sana geri yansıtıyor. Sen de bu durumda hem o sözüm ona yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak hem de doğru anlaşılmak için kendini saatlerce süren bir tartışmanın içerisinde bulursun. Fakat o tartışmanın sonunda da seni yine anlamayacak. Anlıyor aslında ama anlamazlıktan geliyor. Ve sen bu tartışmanın sonunda tükenmiş bir vaziyette tekrar toparlanmaya çalışırken o hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Hakaret gibi. İşte bunu yani karşındaki insanın toksik olduğunu fark ettiğin an onunla kesinlikle herhangi bir tartışmaya girmeden kararlılığını göstermeyi öğrenmelisin. Çünkü haklılığını ispatlamaya çalıştıkça enerjini boşa tüketeceksin. Dolayısıyla enerjini kendini anlatmaya çalışmaktansa Kararlı bir duruş sergilemek için kullanırsan daha çok elde edersin. Kaldı ki sen kendini anlatmaya veya haklılığını ispatlamaya çalışırken o seninle ya alenen alay edecektir ya da gerçekten dinliyormuş gibi yapıp içten içe alay edecektir. Ama kesinlikle seni ciddiye almayacaktır. Bu da aklında bulunsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.